Arkadaşlar Otostel kanalından herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yalnız bu sefer bir otomobil değil, motor incelemesiyle, elektrikli skuter incelemesiyle karşınızdayım. Malum yakıt fiyatları dayanılmaz seviyeye ulaştı. Şu günlerde insanlar alternatif böyle daha ekonomik bir ulaşım aracı arıyor. Hazırda böyle güneş kendini göstermişken, yaz geliyorken, motor sezonu açılıyorken sizlere böyle alternatif olacak güzel bir elektrikli skuter incelemesi yapmak istedik. Ve bu skuter Çinli değil arkadaşlar. Şaşırtıcı bir detay. Çünkü son günlerde çok fazla Çinli marka ülkemize geliyor. Bu skuter yani Quasar %100 İspanyol Madrid'deki fabrikalarında üretiliyor. Zaten trimlerde, parçalarda böyle daha fazla Avrupalı olduğunu, Çinlilerden ayrıştığını hissediyorsunuz. Şimdi size bu motoru anlatacağım ama önce ekonomik sebeplerden biraz bahsetmek istiyorum. Kuryeyseniz veya kurye ile alakalı bir iş yapıyorsanız gerçekten giderlerinizi, yakıt giderlerinizi, bakım giderlerinizi bu araç aşağıya çekecektir. Çünkü bu aracın plakası var ama sigortası yok. Herhangi bir şekilde ehliyet gerektirmiyor ve bu motorun yıllık bakımı yok arkadaşlar. Elektrikli olmasının böyle güzel bir avantajı var. Evet, şimdi şöyle dönüyorum. Biraz siz motorun tasarımına bakarken ben özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 4000 watt gücünde arkadaşlar motorumuz. QSV5 ismiyle üretiliyor. Maksimum süratimiz 90 km, menzilimiz ise 85 km. Ben şimdi kabaca kendi kullandığım süre boyunca tüketimimi hesapladım. 4 kW'lık bu bataryayı full şarj ederseniz arkadaşlar şu an ev elektriği 1.4 veya 2.2, kullanımınıza göre değişiyor, sanayi elektriğine göre değişiyor. 2.2 ile çarpalım, yani 8.8 TL ile yaklaşık 10 TL ile nereden baksanız bir 85-100 km menziliniz var. Bu da bunun emsali 50 cc'lik bir scooter'ın ortalama 2-2.5 litre yakıt tüketimini düşünürseniz nereden baksanız onda bir daha az tüketime sahip bu Quasar elektrikli scooter'ımız. 72 volt 50 amperlik lityum bataryalarımız var. Ortalama şarj süresi de 4-5 saat civarında. Şimdi bir size bataryayı göstermek istiyorum. Çünkü işte rakiplerinden böyle biraz daha elektriklerden ayrışan bir özelliği var ki bu motoru sadece kabloya bağlamanıza gerek yok. Bataryasını söküyorsunuz, götürün eve veya iş yerinize veya başka bir yere. Oradan bataryayı şarj edebilirsiniz. Şimdi koltuğun altında şurayı açalım. Evet, gördüğünüz gibi bataryamız burada arkadaşlar. Şöyle pime basıp buradan elektrik bağlantımızı çekiyoruz. İsterseniz buradan da şarj edebiliyorsunuz. Ben bu sistemi komple videonun sonuna ekleyeceğim. Nasıl şarj ettiğimi ekleyeceğim. Şöyle bir göstermiş olayım sizlere. Hemen bakın, bataryanın üzerinde bir tane tuş var. Şöyle kamera yaklaşırsa orada ne kadar şarjımızın kaldığını da gösteriyor. Şu an %55 şarjımız var arkadaşlar. Şimdi bataryayı buradan kaldırıyorsunuz. Aldım ben bu bataryayı, götürdüm. Seyyar bir şekilde bu bataryayı ister evden ister iş yerinizden şarj edebiliyorsunuz. Tekrar yuvasına takalım. Şimdi işte bir rakiplerinden bu yönden biraz ayrışıyor. Batarya ağır mı? Kısmen. Yani yaklaşık 20 kiloluk bir ağırlığa sahip. Evet, burayı da kapatalım. Şimdi tabii garanti süresini merak ediyorsunuzdur. 2 yıl 60 bin kilometre bataryanın, motorun garantisi var arkadaşlar. Dediğim gibi bunun elektrikli olmasıyla beraber herhangi bir şekilde bakım masrafı yok. Ama yılda bir götürürsünüz, bir sağına soluna illaki bakarsınız. İçten yanmalı motorlardaki gibi bir zincir vesaire kavraması, şanzımanı, ne bileyim motoru, bunlar olmadığı için bakım anlamında da masrafınız yok. Ön tekerler ve arka tekerlerin boyu 12 inç. Süspansiyonlarımız ayarlanabilir. QSI diye geçiyor. Şöyle hatta alt tarafa doğru eğeyim. Size burayı bir göstermeye çalışayım. Bu arada ben askeri rengini tercih ettim test aracı olarak. Ama çok farklı renkleri var. Özelleştirebiliyorsunuz. Özellikle mavi rengi var. Böyle biraz daha sahil kentlerinde daha böyle kullanıma uygun gibi duruyor. Ben şimdi showroom'da çekerim. Ara ara farklı renkli olan görsellerini de size atarım. Motoru bir çalıştıralım. Evet, şöyle bir ekranımız var. Pek çok bilgiye buradan gene ulaşabiliyorsunuz. Bataryayı, hızınızı, modları görebildiğiniz bir menü ekranı, menziliniz vesaire burada yazıyor. Mod tuşumuz burada arkadaşlar. Geri vitesimiz var gene sol tarafta. Evet, gidon da bu şekilde. Şöyle bir ışıklarını açayım. Ön arka ışıklarını da bir size göstereyim. Ön tarafta mercekli ledlerimiz var. Çift parçalı. Şöyle gündüz farlarımız var. Gene sinyallerimiz de. Hemen şöyle sinyalleri de yakıyorum. Sinyallerimiz de led bir şekilde yanıyor. Şurada kornanın olduğu bir bölüm var. Yanda kedi gözü reflektörler. Ön tekerde şöyle bir disk frenimiz mevcut. Yavaş yavaş arka tasarıma dönüyorum. Buraya ekstra bir bagaj yapmanız gerekir kurye olarak kullanacaksanız. Arka tarafta da gene led stoplarımız ve led sinyallerimiz mevcut. Evet, motorun tasarımı da genel olarak bu şekilde. Şöyle tekrar dolaşayım. Şöyle çamurluğun içerisinde bir tane de depomuz var. Hemen burayı da açıyorum size. Yani küçük ufak tefek eşyaları veya takım çantanızı buraya da sıkıştırabilirsiniz. Böyle de minik bir depomuz var. Şimdi kaskımı takayım. Şöyle bir de sürüşüne çıkalım. Size ufaktan da bir sürüşünden bahsedeyim. Evet, şöyle tekrar motorumuza can verelim. Mod tuşundan arkadaşlar 3 farklı sürüş modu arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şöyle önce geriye göstereyim. Geri vitese basıyorum.
bu şekilde geri geri, evet, gidebiliyoruz. Şimdi tekrar moddan ileriye alalım. 3 seviye var demişim. Bu arada bu motorun bir de uygulaması var. Uygulamadan her şeyi takip edebiliyorsunuz. Motorun ne kadar bakımının kaldığını veya ne kadar şarjının kaldığını veya işletme sahibisiniz, 10 tane Quasar scooter'ınız var. Hangisinin nerede olduğunu gene uygulama üzerinden takip edebiliyorsunuz. Yani ekstra bir takip cihazını motora bağlamanıza gerek yok arkadaşlar. Şunu da ekleyeyim. Mesela motoru başka birisine verdiniz, çocuğunuza verdiniz ve çocuğunuz 40 kilometreyi geçmesin, haritada belli bir sınırları geçmesin istiyorsanız önce harita üzerinden seçiyorsunuz. Uygulamadan da hız sınırını ayarlıyorsunuz. Bu azar sizin kurduğunuz şekilde hareket ediyor. Sınırın dışına çıktığında motor otomatikman kapanıyor. Hatta takip demişken aklıma geldi. Onu da belirteyim. Bu motora bir sim kart takıyorsunuz arkadaşlar. Aylık 3 TL gibi bir fiyat ödüyorsunuz ve bu işlemlerden faydalanabiliyorsunuz. Sim kart taktığınız için bu küçük motorların en büyük dezavantajı nedir? Çalınma tehlikesi, değil mi? İşte sim kartı olduğu için çalınırsa siz zaten uygulama üzerinden motoru kilitleyebiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda çalınan motoru takip edip motoru hızlı bir şekilde de bulabiliyorsunuz. Bu avantajından da bahsetmek istedim. Birinci modda, hatta şöyle bir 0-100 göstereyim. 0-50 göstereyim daha doğrusu. Ara sokaktayız. Evet, şimdi maksimuma çektim. Çok güzel ivme. Ve 50 kilometreye ulaştık. Evet. Birinci modda bu şekilde 50 kilometreye ulaşıyoruz. Şöyle tekrar döneceğim. Bir de üçüncü modda yapalım. Aradaki farkı size göstermiş olayım. Evet, üçüncü seviyedeyim. Kökledim. Oo, daha iyi. Çok daha iyi. 50'ye ulaştım şu an. Evet. İkisi arasında böyle de bir performans farkı var. Bu motorun olayı arkadaşlar, şehir içerisinde işte böyle rahat sürüş yapmanız, ekonomik sürüş yapmanız. Ya 100 kilometrede 7 TL ne demek? Şu an ortalama 50 cc'lik scooterlardan bahsediyorum. 100 kilometrede 2,5 litre yakan bir elektrikli scooter 41 lira benzinin fiyatı arkadaşlar. Yani yakmıyor desek de, evet, lira olarak az yakıyor desek de, totale vurduğumuzda yakıt fiyatlarından dolayı gene de çok yakıyor. 50 cc veya işte o 125 cc'ye kadar alacaksanız, işte karşıda 2 tane scooter var, kuryemiz var. Onlardan alacaksanız bence elektriklisini almanız avantajlı. Şarj etme kolaylığınız var bu motorda. Hani herhangi bir şekilde kablo çekmenize gerek yok. Sökün bataryayı, götürün. Evet, şehir içerisi olduğu için ben sizi biraz parkta gezdiriyorum. Yan aynalar nasıl diyeceksiniz? Aynaların çapı güzel, boyutu güzel. Arkayı olabildiğince iyi gösteriyor sizlere. Ama bakın, buradaki trimler iyi. Rakibi olan bu Çinlilerde, trimlerde gerçekten çok fazla problem var. Şu sırada inanılmaz bir Çinli patlaması var piyasada. Ama İspanyol üretim olduğu, Avrupa üretim olduğu daha doğrusu, bu motora bindiğinizde zaten veya gidonunu tuttuğunuzda bunu hissediyorsunuz. Böyle biraz zıplayalım. Süspansiyonuna bakalım. Evet, gayet güzel. Yumuşak bir süspansiyon. Geçtiğimiz sene Türkiye'de üretilen Rakun isminde bir elektrikli scooter incelemiştim arkadaşlar. O scooterla bunun arasında bizimki biraz daha pahalıydı. Bu ona göre daha ekonomik. Bu ona göre ön plana çıkan daha fazla donanım özellikleri var ve bataryayı sökmek mesela çok daha büyük artı. Aynı zamanda bu motorun viraja girdiğinizde size hissettirdiği o güven de hiç fena değil. Gayet de güzel. Böylece düdüğünü de göstermiş oldum sizlere. Şimdi tabii soracaksınız, gerçek kullanıcı tüketimi ile senin menzilin ne kadardı diye. 85 kilometrelik bir fabrika verisi var, menzili var. Yalnız ben şehir içerisinde öyle yüksek kilometrelere çok fazla çıkmadım. Yani 60-70 kilometrelere çok fazla çıkmadım. Ve bu şekilde kullanımda 92. kilometrede bataryayı söküp şarja götürdüm arkadaşlar. Zaten bakın, ben size bir de şunu göstereyim. Full şarj ettikten sonra 30 kilometreye yakın yol yapmışım ve kalan menzilim 80 kilometre gösteriyor. Bataryamda 2 diş eksik. %80 doluluğa sahip de bir bataryam var. Ekonomik sürerseniz fabrika verisini çok rahat tutturursunuz. Şöyle bir gazlayalım. Bir de ani fren yapıyorum. Evet, çizgisinde de duruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videoyu burada bitiriyorum. Ekonomik, şehir içerisinde hızlı, pratik bir ulaşım aracı arayanlar için oldukça mantıklı bir scooter. Hem alım fiyatı uygun, bu arada yeni ülkemize girdiği için ciddi kampanyayla girdi. Şu an Şubat ayı içerisindeyiz ve 150 bin TL gibi bir fiyatla girdi. Ciddi rekabetçi. Bence bir web sitesine göz gezdirebilirsiniz. Plakası olsun ama sigortası olmasın, yıllık bakımı olmasın, yakıtını koyayım ki yakıtı dediğimde 100 kilometrede 7 TL gibi çok cüzi bir fiyata ulaşımınızı sağlayan bir araç istiyorsanız, işte buyurun size güzel bir elektrikli
scooter. Böylece videoyu da bitirmiş oluyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hala kanala abone olmayan arkadaşlar var. Onlardan abone olmalarını bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, şimdi size bir de nasıl şarj oluyor onu göstereceğim. Şimdi koltuğumuzu kaldırıyoruz. Akümüz burada. Akünüzün doluluğunu, boşluğunu buradaki tuşa bastığınızda yeşil bir ekran açılıyor. Görebilirsiniz. Şimdi isterseniz bunu hiç motordan sökmeden şarj edebiliyorsunuz. Nasıl olacak? İşte bunu alıyoruz soket yerimize. Bu şekilde takıyoruz ve ucunu 220 volta bir ev elektriğine bağlıyorum. Aküyü bu şekilde. Birinci yöntemimiz bu. Bir diğer yöntem ise eğer ki otoparkınızda vesaire elektrik tesisatı yoksa, ki zaten bu motoru rakiplerinden biraz daha ön plana çıkaran özellik o. Şuradan motor bağlantısını cikleye basarak. Akümüz şu an boşta arkadaşlar. Evet, bunu alıyoruz. Bataryamızı götürüyoruz. Evimizde veya istediğiniz herhangi bir yerde şarj girişini takıp elektriğe şu şekilde bağlıyoruz. Cihaz üzerinden yeşil ışık yandı. İsterseniz buradan elektriği kesip açabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan şarj etmeye başlıyorsunuz.